3. Murat 1595'te öldü. Ayasofya Camisi avlusundaki türbede 54 kişi yatmaktadır. Bunlardan 20'si oğlu, 23'ü kızıdır. Türbede yatan oğulların yaşı küçüktür, hatta 6 aylık olanları bile vardır ama hepsinin ölüm tarihi 1595'tir. Peki 1595'te ne oldu? Saraya kıran mı girdi? Hayır, salgın da olmadı, kıran da. 3. Murat öldükten sonra oğlu 3. Mehmet tahta çıktı ve ilk işi de kardeşlerinin hepsini bodurmak oldu. Babasının tabutu saraydan çıkarken gerisinden 39 tabut daha geliyordu. 3. Mehmet 19 erkek kardeşini ve 20 kız kardeşini öldürtmüştü. Bununla yetinmemiş babasının gebe eşlerini öldürtmüş ve ergenlik çağındaki iki kardeşinden gebe kalmış 7 cariyeyi denize attırmıştı. Genç şehzadelerden biri beni kestanelerimi yedikten sonra boğun diye yalvarıyordu. Evliya Çelebi, bir şehzadenin daha emzirilirken annesinin kucağından sökülüp alındığını boğulduğunda emdiği sütün burnundan geldiğini yazar. Saraydan tabutlar çıktığında Evliya Çelebi'nin naklettiğine göre, İstanbul halkının feryatlarını gökteki melekler duymuştu. 3. Mehmet sadece bununla yetinmemiş 16 yaşındaki oğlunu da öldürtmüştür. 3. Mehmet öldüğünde, 1. Ahmet tahta oturdu. 3. Mehmet'in cenazesi Ayasofya'ya götürüldü. Cenaze namazı kılınacaktı ama genç padişah gelmemişti. Hat sahibi olmak için 39 kardeşini ve bir oğlunu öldüren adam babam da olsa katildir. Ben katil bir adamın cenazesini kılmam. Varın siz kılın diyerek daveti reddetti.